Genel olarak ben bilim tarihi ile alakalı bir konuşma yapmayı düşünüyorum bugün için. Antik dönemden günümüze bilimsel düşüncenin nasıl evrildiğine dair sınırlı da olsa bir yol haritası çizmeye çalışacağım size. Ama bunun tabii daha detaylı olarak anlaşılabilmesi için epeyce bir okuma yapmak lazım. Gerekirse onunla ilgili bir takım okuma listeleri de sunabiliriz. Özellikle yabancı kaynaklar var bu konuda ama ilgilenen arkadaşlar olursa onlara da bilahare bunu sunarız. Şimdi temel bazı sorular var bilimle alakalı. Mesela bilim nedir? Bilimin kökenleri nelerdir? Bilimsel bilgi diğer bilme biçimlerinden nasıl ayrılır? Bilimin tabiat ve gerçeklikle ilişkisi nedir? Bilim, doğa felsefesinden modern bilime nasıl dönüşmüştür? Bilim, felsefe, metafizik, ilahiyat ve hukuk gibi başka bilim dışı alanlarla nasıl bir etkileşim içerisine girmiştir tarih içerisinde? 17. asırda bugün yaşadığımız dünyayı büyük ölçüde biçimlendiren bir dönüşüm oldu ki buna bilim devrimi diyoruz. Bu devrim nasıl meydana gelmiştir? Bilimin siyaset, ekonomi ve toplumsal kalkınmayla ilişkisi nedir? Bilimin bireye, topluma ve doğaya faydaları nelerdir, zararları nelerdir gibi böyle pek çok soru sorabiliriz yani bilimle alakalı. Bu soruların tabii her biri ayrı bir ihtisas gerektiren sorular ve bunlara genelde dört temel disiplin üzerinden cevap arayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bilim tarihi, diğeri bilim felsefesi, özellikle bilimin yöntemiyle alakalı konular söz konusu olduğunda, diğeri bilim sosyolojisi ve bilim politikası, özellikle bu ekonomik değer, fayda, sürdürülebilirlik, çevre vesaire gibi konuların bilimle olan ilişkisi, kalkınma, toplumsal refah ve bilim ilişkisiyle alakalı konularda bilim politikası gibi bir profesyonel alan var. Bu alanda çalışan insanlar bu tür sorulara cevap veriyorlar. Kısa bir tanım yapmak gerekirse, bilim insanın kendini, toplumu ve doğayı anlamasını sağlayan özel bir bilgi türü. İki açıdan diğer düşünme biçimlerinden farklılaşıyor. Bir tanesi, sizin de bildiğiniz gibi bilim diğer başka bilgi biçimlerinden şu açıdan farklıdır. Deney, gözlem ve ölçümle doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olması. Birincisi bu. İkincisi de gündelik dilin yanı sıra mantık, matematik ve sembollerden oluşan teknik bir dil sayesinde ifade ediliyor olması. Yani bilimin kendi bir dili vardır. Bu dilin kısmen bizim kullandığımız bugünkü gündelik dilden kavramlar içerdiği gibi sembolik, daha üst seviyede bir takım soyut unsurlar da taşıyan bir dildir. Bilimin başından beri, yani eski çağlardan beri bir ikiz karakteri var. Biraz bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu dualite, dikotomi, neyse. Böyle bir ikircil bir yapısı var bilimin. Nedir bu? Birincisi, entelektüel ve teknolojik bir girişim olarak iki unsurdan ibaret. Bir tanesi doğa felsefesi olması. Yani ne demek? İnsanın doğadaki yerini ve anlamını tayin etmek üzere varoluşsal ve metafizik formülasyonlar geliştirmek. Birincisi bu. Buna biz anlamakla alakalı bir boyut diyoruz. İkincisi de araçsallık, enstrümentalizm. Yani doğayı denetim altına alacak genel yasalar, hipotezler ve kuramlar geliştirerek insanın dünyevi refahını arttırmak. Bu ikiz karakter gündelik kavramlara da yansıyor. Mesela örneklemek gerekirse ne deriz? Kuram veya teori deriz. Buna karşılık ne vardır? Olgu. İdea deriz, buna karşılık nesne. Tümden gelim deriz, buna karşılık tüme varım. Düşünce deriz, duyumsama. Mana deriz, madde. Zihin deriz, beden. Şimdi bu ikisi arasındaki fark nedir kategorik olarak baktığınızda? Birinciler hep spekülatif, soyut ve kavramsaldır ve zihinde var olan şeylerdir. İkinciler ise ampirik, gözlem sonucu elde edilen ve dünyada var olan şeylerdir. Dolayısıyla böyle bir zihinle tabiat arasında oluşan bir ikilem var ve bu ikilem bilimin söylemine yansıyor. Daha modern çağa gelirsek, bu ikilemi biraz daha modern güne getirirsek, bilim var,
Bunun karşılığında teknoloji var. Temel araştırma var. Bunun karşılığında uygulamalı araştırma var. Yani İngilizce tabiriyle pure science, applied science dedikleri şey var. Araştırma var, geliştirme var. Buluş var, yenilik var. Yani bunlar hep birinci kategoridekiler dikkat edecek olursanız anlamaya dönük şeylerdir. Yani bilim, temel araştırma, buluş, araştırma bu kavramlar bir şeyin özünü anlamakla alakalı. İkinciler ise nasıl yapılacağıyla alakalı. Teknoloji, uygulamalı araştırma, geliştirme. Mesela araştırma, geliştirme diyoruz. Araştırma büyük ölçüde temel araştırmadır ve meseleyi anlamaya dönük üniversitelerde, araştırma laboratuvarlarında yapılan iştir. Geliştirme ise daha çok sanayide, endüstriyel laboratuvarlarda o bilgiyi pratiğe dönüştürmeye dönük olarak yapılan bir iştir. Dolayısıyla bir tanesi nasıl, öteki ise ne sorusuna daha çok cevap arar. Buluşla yenilik arasındaki şey de öyle. Yani discovery versus innovation, inovasyon. Buluş dediğiniz mesela bir bu cep telefonu bir yenilik. Neden? İçinde pek çok buluş içerebilir. Bunun içerisinde pek çok buluş var. Transistörden tutalım da işte yapay zekaya kadar. Yani buluş kendi başına bir yeni bir fikirdir ama o hayat tarzımızı dönüştüren bir bütüncül bir platforma dönüşmüş bir şey değildir. Ama yenilik dediğimiz şey birçok buluşu bir araya getirerek yeni bir yaşam tarzı, yeni bir platform, yeni bir konsept oluşturma biçimidir. Dolayısıyla o açıdan da nasıl yapılacağını, o yaşam biçiminin nasıl dönüştürüleceğine dair bize bir anlamda tanımlama sunar. Bir de bilimin karakterizasyonunda biliyorsunuz üç temel kavram var. Bir tanesi hipotez, diğeri teori, öteki yasa. Şimdi bunlar arasında ne fark var? Hipotez dediğimiz şey, sizin de bildiğiniz gibi bir tahmin veya varsayımdır. Yani bir meseleyle alakalı olarak siz bir varsayımda bulunursunuz işe başlarken ve bunu denersiniz. Bunun üzerine çalışarak bu hipotezin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmaya çalışırsınız. Teori dediğimiz şey aslında bir hipotezdir. Fakat hipotezlerden biraz daha kaliteli bir şeydir. Neden? Çünkü uzunca bir süredir dolaşımda olan ve kendisini kabul ettirmek konusunda büyük çapta bir kanıt oluşturmuş bir hipotez ya da ifade biçimidir. Dolayısıyla teori hipotezden büyük ölçüde yani prestij açısından, kabul edilebilirlik açısından daha üst seviyede bir şeydir. Bir anlamda teoriler gerçeğe bir adım daha yakın olan hipotezlerdir diyebiliriz yani. Peki yasa nedir? Mesela işte termodinamiğin birinci yasası veya çekim yasası vesaire gibi yasalar nedir? Bunlar ise bilim topluluklarınca artık ortak kabul gören ve sorgulanmayan ve gerçekliği tartışılmayan teorilerdir. Yani artık bir teori, bir hipotez çok uzun süre ortalıkta tedavülde olursa ve kabul görüyorsa bu bir teoriye. Artık tüm ekiplerce kabul görüyorsa da bir yasaya dönüşüyor. Artık o bir yasa haline geliyor. Şimdi bilimsel düşüncenin eski çağlardan modern döneme, günümüze gelişinde kendimce bir aşamalandırma yapmaya çalıştım. Bunlar tabii uzun tarihsel süreçler. Bunların hepsini uzun uzun anlatma şansımız yok ama en azından belli otobüs duraklarının ne olduğunu belki vurgulamak açısından şöyle bir tasnif, sınıflandırma yapmak istiyorum. Bir tanesi, birincisi Sokrat öncesi dönem. Yani bütün olayın başlangıcı, o Sokrat öncesi, presokratik düşünürlerle başlayan dönem. İkincisi, Eflatun ve Aristo dönemi. Ondan sonraki dönem Eflatun sonrası ve Neoplatonist dönem. Daha sonra bir Romalı yazarların, Roma İmparatorluğu'ndaki Latin dilini kullanarak yazan bir dönem insanlar var, entelektüeller var. Onların bir takım katkıları var bu sürece. Daha sonra Latin ansiklopedistleri var, yine Roma dönemi. Ama Hristiyanlığın da artık yavaş yavaş Roma'ya girdiği dönem. Ardından İslam aristoculuğu var. İslam aristoculuğundan sonra ise tercümeler var. Tercümelerden kastımız Arapça ve Yunanca eserlerin Batı'ya intikali, Batı Latincesi, Latin diline geçişi ve Orta Çağ'ı iki bölüme ayırıyorlar bilim tarihçileri. Bir erken dönem, bir de geç dönem. Erken dönem 12-13. asır, geç dönem 14-15. asır. 12-13. asır
erken ortaçağ ilahiyatçılığı ve bu tercümelerle alakalı dönem, bu bilimin gelişmesine, bilim düşüncesinin gelişmesindeki öncülerden bir tanesi. Daha sonra 12. yüzyıl İslam felsefi metinlerinin tercümeleri geliyor Batı'ya ve üniversitelerin doğuşu. Yani Oxford, Sorbonne, Paris Üniversitesi, Bologna vesaire gibi Batı üniversitelerinin ortaya çıkışı geliyor. Ardından skolastik yöntem ve Batı Aristoculuğu geliyor. Bunun da buna biraz değinmek istiyorum. Ardından 16. yüzyılda Aristocu doğa felsefesine yöneltilen eleştiriler var. Bir sorgulama dönemi var. Aristotelyen dünya görüşüne, bilim görüşüne karşı veya doğa felsefesine karşı. Ve akabinde de 17. asırda bu ortaya çıkan Batı modern bilim devrimi var. Newton, Galileo, Kepler, Kopernik gibi bilim adamlarının öncülüğünde. Oradan da 19. asırda artık doğa felsefesinin tamamen bilime dönüştüğü bir süreç var. Aslında bugün bizim bilim adamı, scientist dediğimiz şahsiyet 19. asrın ikinci yarısına kadar bilinen bir kavram değil. Yani insanlar, bilimle uğraşan insanlara doğa felsefecisi diyorlar. Bu kavramı ilk kez William Well, İngiliz ampirist düşünür. William Well diyor ki, ya sanatçılara artist diyoruz. O zaman bilimle uğraşanlara da scientist diyelim. Dolayısıyla hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında ve ilk 20. asrın ilk dönemlerinde bile bununla uğraşan insanlar doğa felsefecisi olarak geçiyor. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden itibaren artık bilim adamı, bilim insanı neyse, scientist kavramı artık yerleşiyor. Ama ondan evvelki bütün insanlık tarihi boyunca bu işle uğraşan insanlara doğa felsefecisi tabiri kullanılıyor. İsterseniz doğa felsefesinin kökenlerini çok kısaca özetlemek gerekirse eski tarihlerden itibaren, tabii olay ilk başta milattan önce 3500-3000 yıllarında Irmak Vadi medeniyetleri, Mısır ve Mezopotamya ile başlayan bir hikaye bu. Burada tabii zihni meşgul eden sorulara din, mit, büyü ve kaba gözleme dayalı cevaplar verilmeye çalışılıyor. Hipokrat'tan mesela 2000 yıl önce Mısırlılar tıpta, anatomide, fizyolojide oldukça iyi bir bilgi düzeyine sahipler. Bunu tıp tarihçileri de gayet iyi ifade ediyorlar. Ayrıca Mezopotamyalıların astronomi ve matematikte Mısırlılardan daha iyi olduğunu biliyoruz. Ve Babililerin cebirde, sayı sistemlerinde, cebirsel problemlerde, kesirler ve ikinci derece denklemler konusunda da oldukça önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Fakat esas bunların sistematize edilmesi presokratik dönem. Yani milattan önce biliyorsunuz 6. ve 4. asırlar. Burada 4 tane temel doğa felsefesiyle alakalı ekol var. Bir tanesi Milet Okulu, diğeri Pisagorcular, diğeri Değişim Okulu, Eleatikler ve Değişim Okulu, dördüncüsü de Pluralistler yani Çoğulcular. Şimdi bunlar çok kısaca, mesela Milet Okulu, Thales, Anaximenes, Anaximander gibi filozoflardan oluşuyor. Pisagor'un kurucusu Pisagor. Değişim Okulu'nda Heraklit ve Parmenides gibi değişim veya sabitlik üzerine felsefe geliştiren düşünürler var. Çoğulcu Okul, Empedokles, Leucippus, Demokritus, Anaxagoras gibi pluralist düşünceyi savunanlardan oluşan bir ekol. Şimdi bunlar ne diyor? Çok kısa birkaç cümleyle ifade edersek. Çünkü bu doğa felsefesinin temelini oluşturan tartışmalar burada. Şimdi Milet Okulu diyor ki, tabii o döneme kadar şiir ve mitos var. Hesiod ve Homer'in destanlarıyla mitle karışık bir gerçeklik anlayışı var eski Yunan'da. Bunlar Milet Okulu'ndakiler diyorlar ki yani şiir ve mitosun yerine fiziksel kanunlara dayalı evrensel düzen anlayışını, doğanın keşfini, akılcı eleştiriyi, münazarayı ve temel maddenin ne olduğunu, mesela işte asıl madde nedir, su mudur, bazısı su diyor, öteki hava diyor, başka şeyler, yani bir monistik bir şeye indirgeme, gerçekliği bir maddi bir şeye indirgeme şeysi var, çabası var ve akılcı bir, yani akıl yürüterek, münazarayla bu işi kavrama çabası var. Pisagorcular, hem bir dini mezhep biliyorsunuz Pisagorculuk, hem de bir matematik okulu. Millet okulundan farkları şu, milletliler maddeciler. Yani bir şeyin özünde temel bir madde arayışı var. Oysa ki Pisagorcular formu esas alıyorlar. Yani ilk defa form kavramını getiriyorlar düşünceye, bilimsel düşünceye. Yani evrendeki her şeyi sayıyla ifade etmeye çalışıyorlar.
Doğanın temelinde de aslında maddeden ziyade bir matematiğin ve formun, yani abstrakt bir kavramın geçerli olduğunu savunuyorlar. Şimdi bu tabii çok önemli. Neden? Bugün aslında yaşadığımız dünyaya bakarsanız büyük ölçüde Pisagorcu bir dünyada yaşıyoruz. Niye? Çünkü kuantum mekaniği büyük ölçüde sayısal bir mekanik. Yani atomun enerji seviyeleri süreklilik arz etmiyor. Belli sayısal seviyelerde oluşuyor. Dolayısıyla madde dediğimiz şey bile aslında diskre sayılardan oluşuyor. Aynı şekilde bilgisayarlar sayılarla çalışıyor. Yani çevremizde gördüğümüz, mesela ekrana bakıyoruz, bir çizgi görüyoruz, bir eğri görüyoruz ama ekrandaki eğri piksellerden oluşuyor. Yani sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız dünya çok aslında Pisagoryen bir dünya bu açıdan. Sayıların egemenliği açısından baktığımız vakit. Değişim okulu her şeyin sürekli değişim halinde olmasını savunuyor. Yani Heraklit diyor ki her şey değişiyor tabiatta. Asıl var olan şey değişimdir. Yani tabiatı anlamak istiyorsak onun arkasındaki şey hakikat değişimden ibarettir. Buna mukabil Parmenides diyor ki yok, hayır, doğada her şey değişiyor gibi gözüküyor ama aslında değişmeyen bir sabit vardır, öz vardır. Dolayısıyla bu bir esas tabiatın özünü oluşturan şey de bu sabitliktir. Öte yandan çoğulcu okulda diyor ki, mesela Demokritos'un atom teorisi, bir anlamda bu Parmenides'in tanımladığı bu sabitliği biraz anlatmak istiyor. Yani bir sentez yapmak istiyor. Yani Parmenides'in tanımladığı ezeli ve sabit varlığa karşılık sürekli bir hareketlilik. Yani atomlar ezeli olarak varlık gösteriyorlar ama aynı zamanda da bir hareket devinim içerisindeler. Dolayısıyla hem Heraklitus'un hem de Parmenides'in işaret ettiği boyutları içeriyorlar diyor. Ve aynı zamanda tabii Empedokles'in bu dört unsur kavramı var. İşte hava, yani anasır, dört anasır eski tabirle işte ateş, su, hava, yani tabiat oluşturan hakikat bu dört unsurdan ibarettir. Anaxagoras'ta ise maddeden farklı olarak akıl kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi tabii bunların her birisi ayrı bir bakış açısı getiriyor. Ve bunların hepsi modern bilimsel düşüncenin oluşumuna belli düzeyde faydalar sağlıyor ve bunlar tarih boyunca hep şu veya bu şekilde karşımıza çıkmaya başlıyorlar. Fakat bazı özellikleri var ortak olan. Hepsinde ortak olan bir özellik, tabiat olaylarında ilahi bir varlığın müdahalesini öngörmüyorlar. Yani bu kendi kendine olup biten bir süreç. İkinci olarak, o çünkü Hristiyanlıkla birlikte gelen bir şey Batı'da. İkinci olarak evren ve zamanın bir başlangıç ya da bitişi olduğunu düşünmüyorlar. Yani ex nihilo, yani yoktan var edilme kavramı yok Hristiyanlığa kadar. Üçüncü olarak doğada ve ondaki değişimi, doğayı ve ondaki değişimi sadece anlama çabasındalar. Yani ona müdahale etme, onu değiştirme gibi bir dertleri yok. Dördüncü olarak da hassas gözlem ve deneyler yapmasalar da geliştirdikleri soyut ve rasyonel argümanlarla Aristocu doğa felsefesinin de temellerini atıyorlar. Yani Aristo bütün sistematiğini kurarken bu ayrıca bu ekollerin hep her birinden faydalanıyor. Şimdi bu ekollerden sonra tarihsel olarak da baktığınız zaman Yunan medeniyetinde ciddi bir kriz var. Peloponnes savaşlarıyla çöküşe geçen bir Atina demokrasisi var ve bir liderlik sorunu var. O dönemde Plato ortaya çıkıyor ve bir siyasi ve entelektüel kriz var orada ve Plato bir filozof olarak gerçeğe dayalı, sadece gerçeğe dayalı bir yeni bilgi teorisi ve buna mukabil bir siyasi otorite inşa etmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu yapabilmesinin yolu da bu farklı ekolleri bütünleştirecek bir felsefi sistem kurmak. Çünkü her biri ayrı bir şey söylüyor bunların. Ben hani nasıl bir şey yaparsam bunları bütünleştirebilirim. Platon'un esas meselesi bu. Mesela ne yapıyor? Miletilerden doğanın fiziksel, Miletler doğanın fiziksel yönüyle ilgileniyorlar. Değişim okulu her şeyin değişim halinde olduğunu savunuyor. Ama bazıları da değişiyor gözükse de sabit olduğunu düşünüyor. Pisagorcular fiziksel madde yerine matematiksel nesneleri ikame ediyorlar. Bunların dışında bahsetmediğimiz Sokrat ve Sofistler ise yine Platon'un gündeminde olan bir düşünür sınıfı. Onlar ise tabiatla ilgilenmiyorlar. Daha çok ahlak ve estetikle uğraşıyorlar. Yani onların bir bilgi teorisiyle alakalı çok da fazla bir sorunları yok. Şimdi Eflatun bütün bu sistemleri bir araya getirerek uyumlu ve bütüncül bir felsefi sistem inşa ediyor. Nasıl? Öncelikle Pisagorculuk esas alıyor. Yani Eflatun'un Pisagorculuğu şuna dayanıyor. Matematik Eflatun'un öğretisinin temel taşı. Hatta akademisine de biliyorsunuz yazıyor yani.
ageometretos mecheis esito, yani matematik, geometri bilmeyen girmesin şeklinde. İkinci olarak fiziksel duyular düşüncelerimizi harekete geçirir ama aslında biz diyor doğayı anlamak için matematik kullanmak zorundayız. Yani biz sadece duyumlarla bir şey yapamayız. Üçüncü olarak da gerçek olan, hakikat olan şey nesnelerin kendileri veya dünyadaki görüngüleri değildir. Bizim zihnimizde veya ruhlar alemindeki idealar dünyasıdır. Yani orada bir formu, ideayı gerçeklik olarak, maddi gerçeklik yerine formu ikame ediyor. Ve idealar bize gerçek bilgiyi, yani epistemeyi eski Yunan tabiriyle verirken, görünümler sadece doxa, yani gündelik görünüm, yani opinion İngilizce tabiriyle onu verir diyor. Tabii Platon'un çok daha geniş bir felsefi sistemi var. Ben o detaylara girme imkanımız yok ama temel olarak bilim felsefesiyle, yani tabiat felsefesiyle, doğa felsefesiyle alakalı olarak Platon'un en önemli öne çıkan hususu bu. Bu Pisagoryen bakış açısı. Onun sonrasında tabii Eflatun'un öğrencisi olan Aristo var. Ve Aristo aslında işi bir anlamda amiyane tabirle paketleyen, yani antik çağda bu işi paketleyen adam Aristo. Neden? Çünkü Aristo teknik bir faaliyet olarak felsefeyi tanımlayan bir düşünür. Ve ondan, kendisinden sonra gelen 2000 yıl boyunca, yani ta 1700'lere kadar Aristo'nun kurduğu bu doğa felsefesi üzerine gidiyor iş. Yani herkes bunun, Aristo'nun dünyasında yaşıyorlar. Ta ki işte Galileo, işte Pisa Kulesi'nden şeyleri atıp da, iki tane cismi atıp da ikisinin de aslında aynı hızla düştüğünü gösterene kadar herkes şeye inanıyor. Yani Aristo öyle dediği için işte bize pamuk daha yavaş düşer, şey, bir kilo pamuk daha yavaş düşer, bir kilo demir daha ağır düşer. Çünkü demir doğası gereği daha ağırdır vesaire gibi, böyle bir teleolojik bir dünyanın içerisindeler insanlar. Ve pek çok tartışma Aristo'nun tanımladığı biçimde, tezi Aristocu ve de Aristo'ya karşı dahi olsa, Aristo'nun dünyası içerisinde yapılıyor. Ne diyor Aristo? Aristo ya Platon arasındaki temel fark şu: Platon'un favorisi matematik, Aristo'nun favorisi ise fizik ve biyoloji. Çok gözlem yapan ve biyoloji biliminin biliyorsunuz kurucusu olan bir düşünür. Ve de mantık, yani mantığı bilimsel dilin temeli olarak alıyor. Yani sillojizm denen o, yani mantıksal düşünme ve gerçekliği mantıkla ifade, mantık sayesinde ifade etme düşüncesi Aristo ile bize gelen bir şey. Mantık sayesinde dille gerçeklik arasında ilişki kuruyoruz ve Eflatun'daki değişmez formlara karşılık Aristo'da bir, yani Eflatun varlık üzerine düşünürken Aristo süreç veya varoluş üzerine daha çok kafa yoruyor, gözlem yapıyor vesaire. Dolayısıyla deney, gözlem ve tasnif, taksonomi konusunda epeyce bir çalışma yapıyor ve bunlar üzerinden kategoriler doktrini, mesela kategori doktrinini inşa etmesinin sebebi deney, gözlem ve tasnif yapabilmesi. Çünkü o olmadan bu tür işlemleri yapması mümkün değil. Ve üç tip, bir de tabii bilgi tasnifi var. Mesela bir sanat ve şiir var, buna üretimsel bilgi diyor. Siyaset ve etik var, buna uygulamalı bilgi diyor. Bir de teorik bilgi dediği, yani fizik ve doğa felsefesi, matematik ve ilahiyattan oluşan bir bilim tasnifi de var. Bu da aslında o açıdan baktığımızda bilim tarihi açısından ya da doğa felsefesi açısından bir ilk diye düşünebiliriz. Kendisinden önceki dağınık ve birbirinden bağımsız doğa felsefesi çalışmalarını bütünleştiriyor ve bir sistematik hale getiriyor. Doğa felsefesini yeniden tanımlıyor, kapsamını ve doğaya nasıl uygulanması gerektiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bir doğa tarihçisi, çünkü kendisinden önceki birikimi de yorumluyor ve onları tasnif ediyor. Ve tarafsız gözlem ve deney yaparak olgular topluyor. Ve çeşitli bilgi kategorilerini birbirleriyle ilişkilendirerek bir bilgi sistematiği oluşturmaya çalışıyor ve metodoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu anlamda da bir filozof. Yani hem tarihçi, hem filozof, hem biyolog diyebiliriz. Ayrıca sillojizm yöntemini geliştirerek bilimsel bilginin ispatı için bunu kullanan bir mantıkçı olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi Aristo'nun bu mirası dediğim gibi 2000 yıl boyunca şu veya bu şekilde farklı medeniyetlerde karşılık buluyor. Hemen Aristo sonrasında bir Roma İmparatorluğu'nun gücü altında yaşayan toplulukların bir tabii ezici bir güç, yani çok ceberrut bir sistem. Dolayısıyla o dönemin düşünürleri, yani Roma'nın yükseliş dönemindeki düşünürler, tarihin akışını yönlendirecek büyük inşa sistemler inşa etmek yoluna gitmiyorlar. Daha çok bireysel kurtuluş ve varoluşsal anlam üzerine, daha kişisel felsefeler, yani tabiatı anlayalım falan değil de, yani biz kendimizi nasıl kurtarırız, daha içe dönük şeyler yapıyorlar. Dört temel akım var bu dönemde biliyorsunuz. Epiküryenler, Stoacılar, Septikler ve Neoplatonistler. Bunlar içerisinde en önemlisi aslında doğa felsefesi tarihi açısından Neoplatonistler. Yani yeni Eflatuncular diye sorabileceğimiz ekip. Bunlar özellikle 3 ve 6. yüzyıllar arasında, geç antik dönem diyoruz buna, Eflatun'dan hareketle mutlak aşkın bir tanrı fikrine dayalı teolojik bir din inşası oluşturmaya çalışıyorlar. Ve Aristo'nun doğa felsefesinden, Eflatun'un da kozmolojisinden istifade ederek bir takım şerhler yazıyorlar. Aslında onların görüşüne göre Eflatun ve Aristo aynı şeydeler, yani aynı çizgideler. Onlar bir zıtlık görmüyorlar bunların görüşleri arasında. Bunları bir anlamda mecz etmeye çalışıyorlar ve buradan teolojik bir, teolojiden kastımız şu, yani ilahi varlık kavramı var. Bu ilahi varlığı bireyler eylemleriyle, işte bir takım büyüler, ritüeller, dualar vesaireyle etkileyebiliyor olma varsayımı. Yani öyle bir şeyleri var. Bir tür metafizik bir ne diyelim, din anlayışı ya da inanç sistemi var ve doğa felsefesini ve Eflatunculuğu ve Aristo'nun doğa felsefesini bu teolojik düşünce sisteminin ilahiyatı olarak kullanıyorlar bir anlamda. Ve onların bu anlamda bu Neoplatonist, işte bu daha sonra biliyorsunuz Südur teorisi, The Theory of Emanation dediğimiz şey, bu neydi aslında? Plotinus'un yeni Eflatuncu düşüncenin temelini oluşturan Plotinus'un aslında oluşturduğu görüşten hareketle geliştirilmiş bir kavram. Bu Müslüman düşünürleri de çok etkilemiş bir şey aynı zamanda daha sonraki dönemlerde. Bu tabii o dönemde Latin dünyasında doğa felsefesi kavramına karşılık böyle net bir sözcük yok ama en azından doğa felsefesi deyince neyin akla geldiğine dair bu çalışmalar bize bir fikir veriyor. Yani buradan biz çok böyle şumullü bir doğa felsefesi analizi yapma, bu dönemdeki çalışmalardan yapma şansımız yok ama en azından öyle bir şey var. Sonsuz bir tabiat hakkında derlenen pek çok bilgi ve olgunun kuramsal bir zihninden yoksun olsa da Roma'ya özgü somut ve pratik ansiklopedik şeyle, olgu pragmatizmle böyle bir araya getirildiği çalışmalar olarak görebiliriz. Yani bir geçiş dönemi olması açısından bu dönem önemli. Daha sonra 4 ve 8. yüzyıl döneminde Latin ansiklopedistleri denen bir ekip oluşuyor. Bunlar çoğu Neoplatonistler, bunların bir kısmı Hristiyanlığı da kabul etmiş ilahiyatçılar, düşünürler. İşte Calcidius, Macrobius, Martianus Capella, Bede, Botius, Sevillalı Isidor gibi bir takım düşünürler. Bunlar yine bu eski Yunan felsefesiyle, doğa felsefesiyle ilgili yayınları çeviriyorlar vesaire. Fakat burada bunlar asıl meseleleri tartışan ekipler değiller. Yani bir eleştirel yenilik getirmiyorlar. Sadece bilgileri toplama, daha ansiklopedik bir zihin. Yani bir envanter oluşturma, işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi vesaire. Bir kritik bir şey yok. Ama ne yapıyorlar? Bu seven liberal arts dedikleri, yani 7 tane nasıl çeviririz bilmiyorum. Özgür düşünceyi geliştiren dersler diye verdikleri kolejlerde, üniversitelerde 7 tane şey var. Bunun ilk üçü trivium, daha sonraki dördü quadrivium. Bunu geliştiriyorlar. Yani diyalektik, retorik ve gramer, bu trivium. O dönemin şeylerinde, okullarında, manastırlarında bu eğitimden geçiyor insanlar. Daha sonra aritmetik, müzik, geometri ve astronomi, quadrivium dedikleri. Dolayısıyla bu sistematiği, yani eğitim açısından geliştiriyor olmaları. Ve bu dönemde yine de tabiat felsefesine karşı birikimi canlı tutuyor olmaları. Yani bir yenilik, bir eleştirel katkı getirmiyorlar ama onu canlı tutuyorlar. Şimdi
Milattan önce sonra 4. yüzyılda Hristiyanlık Roma'nın resmi dili haline geldikten sonra enteresan bir şey oluyor. Sen Augustine gibi bir takım düşünürler, kilise babaları, bu Yunan felsefesi, doğa felsefesinin dine hizmet edebileceğine kanaat getiriyor. Yani biz diyorlar ilahiyatı veya kitab-ı mukaddesi insanlara daha iyi anlatmak istiyorsak, bu doğa felsefesinden istifade edebiliriz, bunu tedip ederek, yani bunun bize uyan taraflarını alarak yapabiliriz. Dolayısıyla bununla birlikte Hristiyan düşünürler de doğa felsefesiyle ilgilenmeye başlıyorlar ve bunun metinleriyle uğraşmaya başlıyorlar. Milattan sonra 5. asırdan itibaren Bizans'ta iki tane Hristiyan mezhebi var, Nasturiler ve Monofizitler. Bunların arasında tabii bir takım teolojik tartışmalar var biliyorsunuz. Bu teolojik tartışmalarda da yine Aristo'nun mantık eserleri ve bazı başka Yunanca kaynakları Süryanice'ye çeviriyorlar. Çünkü bu mantık, Aristo mantığını kullanarak birbirlerine argüman geliştirme ihtiyacı hissediyorlar. İşte Urfa'da, Nizip'te ve Cündişahur'da bir takım tercüme ekolleri oluşuyor bu dönemde, milattan sonra 5. ve 6. yüzyılda. Ve 6. asırdan itibaren de Hristiyan düşüncesinde, mesela Hristiyan düşünce Filoponus, Aristo'nun bazı görüşlerine karşı çıkmaya başlıyor. Mesela dünyanın bir başlangıcı ve bitişi vardır. Buna karşı çıkıyor. Cisimlerin hareketi havanın değil, impetus denen bir kuvvetin, ya bu şeyin Plotinus'un görüşleri, yani Aristo'ya karşı çıktığı görüşler. Yani Aristo başlangıç ve bitiş yoktur diyor. Halbuki Filoponus biraz da kitab-ı mukaddesten hareketle bunu savunuyor. Boşlukta hareketin mümkün olacağını savunuyor. Uzayın Aristo'da olduğu gibi sınırlı bir ortam değil, üç boyutlu bir uzam olduğunu düşünüyor. Ve boşlukta düşen cisimlerin sonsuz hıza erişemeyeceğini düşünüyor. Tabii atalet kavramı yok o zaman. Öyle olduğu için hareketi açıklayabilmek için değişik bir takım kavramlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve bunların bir kısmına Filoponus karşı çıkıyor. Fakat esas Aristo felsefesinin, Aristo doğa biliminin diyelim, Yunan doğa biliminin ciddi manada çevrilmesi ve sorgulanması, yani sorgulanma demeyelim, eleştirel biçimde ele alınması 8. asırda Bağdat'ı inşa eden Harun Reşit zamanında ortaya çıkıyor. Yani bu Süryanice çeviriler vesaire var, bir takım tartışmalar var. Fakat esas bu Helenistik eserlerin Süryanice ve Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmesi Harun Reşit döneminde biliyorsunuz ortaya çıkıyor ve 9. yüzyılda Memun döneminde Beytül Hikme'de, ki o bir akademi gibi bir yer biliyorsunuz, Aristo'nun mantık dışındaki bütün eserleri tercüme ediliyor. 10. yüzyılın başıyla birlikte tercüme dönemi artık tamamlanmış oluyor İslam dünyasında ve Aristo'nun tüm eserleri ve yanlışlıkla ona atfedilen başka Neoplatonizm eserler Arapça'ya aktarılıyor. Hatta El Nedim'in bununla ilgili bir fihristi var, yani hangi eser nedir, neye tekabül eder gibi. Ve dolayısıyla bu birikim İslam dünyasına geçiyor ama bu tabii pasif biçimde bir çeviri değil aslında. Yani o Saliba'nın bir kitabı vardır, MIT'den yayınlanmış, vaktiniz olursa okuyabilirsiniz. Bunun aslında sadece çeviri değil, aynı zamanda ciddi bir zaman içerisinde kritik ve katkı geliştirme süreci olduğunu anlatıyor. Yani bu Yunan felsefesinin yani aktif bir süreç olduğunu tanımlayan enteresan bir görüşü var. Tabii bu İslam Aristoculuğu, o zaman biliyorsunuz İslam dünyasında bilgi ile alakalı kişilerin sınıflandırmasında en temelde biliyorsunuz en yukarıda fıkıhçılar var, fıkıh hukukçuları var. Ardından kelam ilahiyatçıları geliyor. Onların altında da Aristocu doğa felsefecileri geliyor. Yani ilk sınıf fıkıh sınıfı. 11 ve 12. asırlarda İslam düşünürleri doğa felsefesiyle din düşüncesini uzlaştırmaya çalışıyorlar bir anlamda. Yani bu kelamcılar ve doğa felsefecileri diyelim. Ve gelenekçi düşünürler, mesela Gazali, İbn Haldun, İslam doğa felsefecisini savunan Kindi, Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürlere bir mukabele ediyorlar. Yani bunlar arasında bir, biliyorsunuz, bir mücadele oluşuyor ve sonrasında da doğa felsefesi medrese müfredatında çok asli bir yer edinmiyor bu şeyin sonunda, bu tartışmanın sonunda. Dolayısıyla İslam dünyasında doğa felsefecileri ve ilahiyatçılar arasındaki şiddetli tartışmalar sonucunda doğa felsefesine olan ilgi bir miktar azalıyor.
Daha doğrusu yine bunu da söylerken ihtiyatla söylüyorum. Hani başımda söylediğim, yani kaynaklar bize bunun böyle olduğunu söylüyor ama bunun ne kadar doğru olduğunu araştırmak lazım. Ama en azından şu anki kaynaklar bunun böyle olduğuna dair epeyce bir vurgu yapıyorlar. Şimdi buradan itibaren, buradan 17. asra, bilim devrimine geçişte benim görebildiğim 3 tane önemli husus var. Kısaca bunları özetlemeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi bu tercümeler, yani İslam kaynaklarının Batı'ya tercüme edilmesi. İkincisi skolastik yöntem. Üçüncüsü de Avrupa'da 12. yüzyılda ortaya çıkan hukuksal devrim. Bu hukuksal devrimin de 3 temel sonucu var. Bir tanesi bir metodoloji, ki bu bilimin temel metodolojisini oluşturuyor. İki, bir bilgi kaynağı geçmişten gelen. Üçüncüsü de bir kurum, yani üniversitenin doğuşu. Dolayısıyla bu 3 faktör yüzünden bu tartışmalar, doğa felsefesi tartışmaları yerini zaman içerisinde bu 17. asırdaki bilim devrimine çıkıyor. Şimdi bunu nasıl gerçekleştiğini biraz anlatmaya çalışayım. Çünkü şunun için önemli buluyorum burayı. Şimdi 19. yüzyılın pozitivist bilim söylemi şunu söylüyor. Diyor ki işte kilise vardı, din vardı, ilahiyat vardı. İşte insanlar özgür düşünceyi, akılcı düşünceyi, rasyonaliteyi keşfettiler ve buna rağmen ve buna karşın özgürleştirici bir süreç yaşayarak akılcılığı, pozitivizmi ürettiler. Aslında benim burada anlatacağım şey tam tersi olacak. Yani burada ise bunun aslında tam tersi bir sürecin gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağım. Biraz sonra onun detaylarına gireceğiz. Şimdi Hristiyan, bu tercümelerle başlayalım. Tercümeler, Hristiyanlar biliyorsunuz İspanya ve Sicilya'yı hakimiyetlerine aldıktan sonra İslam dili, kültürü ve Arap diliyle olan münasebetleri oldukça yoğunlaşıyor. Ve Arapça ve Yunanca eserleri ve çok geniş bir düşünce yelpazesindeki bu eserleri çevirmeye başlıyorlar. Ve doğa felsefesi ve mantık üzerine olan ilgileri artıyor tabii bu eserler sayesinde. Ve 12 ve 13. yüzyıllarda gerçekleşen bir çeviri faaliyeti var Batı'da, Latince'ye. Ve bu insanlık tarihinde çok az rastlanır düzeyde bir kültürün bir başka kültürü veya kültürleri özümseme çabası aslında. Yani Avrupa'daki bu çaba gerçekten ciddi manada dikkate değer bir çaba. Aristo'nun fikirleri eserlerinden önce yani Aristo'nun doğa felsefesinden önce fikirleri da pardon Aristo'nun felsefesinden önce doğa felsefesi aslında Batı'ya ulaşıyor. Çünkü Batı'da Al-Bumasar adıyla bilinen Ebu Meşar el-Belki'nin 787-886 yılında yazdığı bir eser var Aristo üzerine. Introductorium in Aristonomiam adlı eser. Bu Latince'ye çevriliyor. Ve Aristo'nun kozmolojisinin mesela mantığından önce biliyor hale geliyorlar. Yani en ilk çevrilen eserlerden. Aristo'yu bu şayede tanıyorlar aslında büyük ölçüde ilk başta. Daha sonra 12. yüzyılın ilk yarısında pek çok eser tercüme ediliyor. Ama doğa felsefesi üzerine yazılan eserler daha çok 12. asrın ikinci yarısında İspanya'daki kaynaklardan çevrilerek Batı'ya geçiyor. Ve ikinci büyük tercüme dalgası da 13. yüzyılda Aristo'nun en büyük yorumcusu sayılan biliyorsunuz İbn-i Rüşd'ün çevirileriyle yani şerhleriyle oluşuyor. Ve dolayısıyla bu birikim Batı'ya 2 asırlık bir süre içinde yani 12 ve 13. yüzyıllara baktığımız vakit bu birikimin Batı'ya aktarıldığını görüyoruz. Şimdi burada skolastik yöntemin ikinci hususta skolastik yöntem demiştim. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi mantık ve doğa felsefesine ait eski Yunan eserleri İslam dünyasında 9. yüzyıl itibariyle tamamen özümsenmiş durumda. Yani İslam dünyası 9. asrın sonunda zaten bu eserleri çevirmiş, yorumluyor, tamamen özümsemiş bir durumda. Ama Hristiyanlığın aksine İslam dininde ortodoksiyi belirleyen herhangi bir konsey, sinod vesaire yok. Öyle olunca mecburen Müslümanlar konsensus yoluyla ortodoksiyi belirlemek ve bunun için de Aristo'nun eserlerindeki mantık yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyorlar. Bunda başlangıçta demin hatırlarsanız saydık, kelamcılar dedik, ilahiyatçılar ve doğa felsefecileri dedik. Şimdi kelamcılar ve doğa felsefecilerinin aslında zanaatı sayılan bir iş bu. Fakat bu enteresan biçimde fıkıhçıların işine yarar bir hale geliyor. Yani
Başlangıçta felsefede kelam alimlerince kullanılan cedel, yani diyalektika ve icma hilaf, ki bu Latince sine non questiones dedikleri şey, ve münazara, disputatio, bu iki sınıfın kendi arasındaki hani dalaşmaları esnasında yaptığı bir şeyken, fıkıh alimleri bunu fark ediyorlar ki, yani bununla iftia yapabiliriz, yani legal opinion dedikleri İngilizce'de, yani hukuk görüşü oluşturabiliriz. Ve bu yöntem sayesinde işte iftia, mezhep thesis, tez demek biliyorsunuz, içtihat gibi işler için bu yöntemi kullanmaya başlıyorlar. Daha 9. asırdan itibaren. İşte medreselerde de bu skolastik yöntemin başlangıcı olan hukuk görüşü oluşturma süreci öğretiliyor. Yani bu yöntem üzerinden hukuk görüşü nasıl oluşturulur? Fıkıhçılara bunu öğretiyorlar. Şimdi bu aşağı yukarı 7. asırdan beri bilinen bir yöntem İslam dünyasında. Fakat bir bakıyoruz ki 12. asrın başında bir anda Batı dünyasında bu yöntem ortaya çıkıyor. Bu üçlü skolastik yöntem. Çünkü 12 ve 13. yüzyıllarda İslam dünyasındaki doğa felsefesi eserleri Latince'ye çevriliyor ve bununla beraber buna paralel olarak 12. asırda bir çok önemli bu üçüncü söylediğim şey ortaya çıkıyor. Yani o da hukuksal devrim. Yani papalık o zamana kadar Avrupa'da hukuk hep tamamen Roma'nın elinde. Yani kralın elinde. Kral hukuku temsil ediyor ve de Tanrı'yı temsil ediyor. İlk defa papalık diyor ki yani Roma hukukuna ayrı biz bir papal hukuk, papalık hukuku ihdas etmek istiyoruz diyor ve bunu yapıyor. Dolayısıyla burada bir hukuk sisteminde bir ayrışma, ikili bir hukuk sistemine geçiş söz konusu oluyor. Şimdi bunun ne önemi var? Bu yani Roma kraliyet hukukundan ayrılınca papalık, o zaman kilisenin yasama, yürütme ve yargı gücü kazanma imkanı doğuyor. Kilise kendi yargı sistemini kurarken ne yapıyor? Bu sefer olguları dinliyor, kanonik ve örfi metinleri inceliyor, geçmiş vakalara bakıyor ve bundan yeni bir hukuk metodolojisi doğuyor. Yani gözlem, deney, geçmiş bilgi, kritik etme vesaireden kaynaklanan bir yeni yöntem oluşuyor kendiliğinden. Ve bu dönüşümle birlikte şahıslardan oluşan bir topluluğa, bir loncaya, bir mezhebe, bir kuruma, hatta kilisenin kendisine bir tüzel kişilik, yani universitas dediğimiz tüzel kişilik kavramı kazandırıyor. Yani bunlar hükümet kanun önünde dava açabiliyorlar, kendi yönetmeliği, mesela üniversite bugün biliyorsunuz kendi yönetmeliğini kurar, kendi diplomasını verir, kendi sertifikasyonunu yapar. Bu nedir? O hukuktan gelen bir şey. Çünkü tüzel kişilik imkanı taşıyor. Yani corporation dediğimiz yani İngilizce'deki kavramın Latince karşılığı universitas. Bu o dönemdeki hukuki dönüşüm sayesinde oluşuyor. Tabii bunun sayesinde ne olmuş oluyor? Bir hukuk yöntemi. O hukuk yöntemi aslında daha sonra bizim bilimsel yöntem dediğimiz yöntem. Yani olgulardan hareketle neden sonuç ilişkileri kurma, nesnel davranma, tarafsızlık ilkesi vesaire. Önce hukukta ortaya çıkan bir yöntem. Dolayısıyla üç tane temel unsur. Bir tanesi bu skolastik yöntem, yani dialektik, questiones ve disputatio dediğimiz şey. Yeni bir analiz yöntemi. İkincisi bu yöntemin uygulandığı geniş bir bilgi teorisi ve bilgi birikimi. Üçüncüsü de bunu uygulayacak bir kurum, yani üniversitelerin ortaya çıkışı. Yani 13. asırdan itibaren Avrupa'da bu üniversiteler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle de hepsi ilahiyat okulu olarak biliyorsunuz ortaya çıkıyorlar. Veya hukuk okulu, Bologna'daki hukuk diğerleri ilahiyat okulu olarak. Şimdi burada tabii doğal olarak Batı'da şöyle bir süreç yaşanmaya başlanıyor. İlahiyatçıların ve doğa felsefecilerinin doğa felsefesini, inancı ve tabiatı anlama açısından önemli olduğunu fark ediyorlar. Yani bu doğa felsefesi denen şey inancı tahkim etmek açısından da önemli bir şeydir diyorlar. Ve dolayısıyla da Orta Çağ Batı Üniversitelerinin müfredatında ilahiyat, hukuk ve tıp gibi alanlarda eğitim gören insanlar mutlak surette doğa felsefesi okumak zorunda kalıyorlar. Yani önce bir doğa felsefesinde bayağı bir tahsil görmeleri gerekiyor. Ondan sonra ayrılıyorlar işte hukuk, tıp vesaire gibi. Aristo'nun eserlerinin üniversitelerde okutulması sonucu da ilahiyat bir bilim ve bağımsız bir disiplin haline geliyor. Mesela Aquinas'ın Summa Theologicası bunun aslında en müşahhas örneğini teşkil ediyor. İlahiyat öğrencilerinin bir başka özelliği de diğer mesela tıp, hukuk vesaireye göre çok daha uzun süre tahsil görmeleri. Yani 7-8 sene okulda kalmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu uzun sürede mantık, matematik gibi konulara daha çok vakit ayırıyorlar ve 13 ve 14. yüzyıllarda bu
konularda daha fazla bilgili hale geliyor ilahiyatçılar. Doğa felsefesi konusunda en bilgili kişiler ilahiyatçılar oluyor Avrupa'da. Ve bu sayede de bu alan hem rasyonel hem de analitik bir disiplin haline geliyor. İlahiyatın bağımsız bir bilimsel disiplin olmasıyla da doğa felsefesi kendi adına müstakil bir araştırma alanı haline geliyor. Tabii 17. asırdan itibaren Batı üniversitelerinde okutulsa da Aristo'nun doğa felsefesi tabii 16. yüzyıldan itibaren de yavaş yavaş sorgulanmaya başlıyor. Şimdi burada artık ilahiyatın rasyonel ve analitik bir doğa felsefesinin sayesinde bir disiplin haline geldiğini görüyoruz. 16. asrın sonuna gelindiğinde Avrupa'da. Ve ama bu zamanda aynı zamanda işte bir takım biliyorsunuz değişimler oluyor Avrupa'da. Gutenberg'in matbaası var, Amerika'nın keşfi var, teleskop, mikroskop gibi cisimlerin, aletlerin keşfi var, Protestan reformu var. Kopernik, Galileo, Kepler ve Brahe'nin kozmolojik keşifleri var. Ve Galileo ve Newton'un daha sonra gelen düşünceleri var. Dolayısıyla o dönemde Batı'da özellikle Bacon'ın yani Francis Bacon, Roger Bacon değil, Francis Bacon'ın yani 1561-1621 yani 16. asırda Bacon'ın yeni bir bilim vizyonu var. Bu çok mühim. Yani Bacon diyor ki biz ülkenin menfaati için bilimi ve zanaatları kullanmalıyız ve insan ve tabiat hakkında üzerinde bir hakimiyet kurmalıyız. Dolayısıyla bunun için işte araştırma kurumları kurulmalıdır, devlet para vererek araştırmacıları taltif etmelidir vesaire. Yani bugün bilim politikası dediğimiz şeyin tamamını Salomon'un Evi kitabında Francis Bacon'ın görebilirsiniz. Yani işte sistematik deneyler tasarlamak, bunların yapılacağı bir takım enstitüler kurmak vesaire vesaire. Dolayısıyla bilimsel aktivitenin kolektif bir çaba olduğunu, doğa felsefesinin kolektif bir çabayla ve ülke tarafından desteklenecek bir faaliyet olması gerektiğini ve insanların hizmetine sunulması gerektiğini yani bir pratik faydaya da matuf bir şey olduğunu ilk defa ortaya koyuyor. Francis Bacon ortaya koyuyor. Zaten bazıları hani Bacon olmadan Newton olmazdı diyor mesela İngiltere'de Batı'daki bilimsel devrimin ortaya çıkışında böyle bir ilişki kurma çabası da var. Bu dönemde tabii büyük kitaplar yayınlanıyor. Semavi cisimlerin dönmesi üzerine Kopernikus'un, insan bedeninin yapısı Vesalius'un Padova Üniversitesi'nde iki ana dünya sistemi hakkında diyaloglar Galileo, Principia Mathematica Newton'un kozmoloji kitabı ve bunlar ders kitapları olarak okutuluyor ve standart bir eğitime geçmeye başlıyor Avrupa'nın değişik üniversitelerinde ve bir takım bilim akademileri yani işte Accademia del Lincei Galileo'nun kurduğu, Accademia del Cimento, Royal Society of London, Academie Royale des Sciences Fransa'da, Philosophical Transactions yine İngiltere'de ve tek dergiler tabii, Journal des Savants, bilim dergileri ortaya çıkmaya başlıyor. Bütün bunlar 17. asır. Dolayısıyla da Aristo'yu yorumlamak yerine yeni bilginin peşinden gitmek, Kepler'in yörünge merkezini de güneşin yer aldığını ve yörüngenin eliptik olduğunu keşfetmek, Eflatun ve diğer Yunan filozoflarının yeniden keşfedilmesi Aristo'dan sonra, yine işte matematiksel dünya görüşü vesaire, doğanın bir makina, deus machina olarak, makine olarak algılanması, doğayı gözlemlemek için yeni araçların geliştirilmiş olması, yeni deneylerin tasarlanması, bilim topluluklarının ve bilimsel dergilerin ortaya çıkması, Protestan reformuyla dinin bilim ilişkisinin yeniden tanımlanması, dini kitaplarla doğa kitaplarının birbirinden ayrı ele alınması gibi sebeplerden dolayı bilimsel bilgi Batı'da farklı bir boyuta doğru taşınıyor. Şimdi son birkaç dakikada da bu biraz toparlar mı, dağıtır mı onu bilmiyorum ama en azından bir yorumsal bir yapmak istiyorum. Şimdi bu tarihsel süreç tabii epeyce bir atlayarak tartıştığımız bu tarihsel süreçle alakalı olarak bilim sosyolojisinde Weberyen bir yaklaşım var. Şimdi Weber diyor ki kapitalizmle modern bilim arasında her ikisinde ortak özelliği Batı'da çıkmış olmalarıdır. Ve Weber'in genel biliyorsunuz sistematiği, düşünsel faaliyetler, ister modern bilimin doğuşu olsun, ister kapitalizm olsun, mutlak surette hukuk, ilahiyat ve felsefenin etkileşim alanıyla gelişmiş bir şeydir. Dolayısıyla kendinden menkul bir şekilde, bağımsız şekilde ortaya çıkmış bir şey değildir.
Dolayısıyla modern bilimin ortaya çıkmasında da yine bu etki söz konusudur. Dolayısıyla bilimsel doğrunun değerine duyulan inanç doğadan değil bir takım kültürlerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır diyor Weberian bilim tarihçileri ve sosyologları. Ve bu süreç kültürel ve kurumsal etkenlerin etkileşimiyle şekillenmiştir diyorlar. Ve özet olarak şu söylenmek isteniyor, yani bilimin gelişim süreci bilimsel bir şey değil. Bilim dışı bir takım süreçlerle belirlenen bir şey. Yani ilahiyat, hukuk, felsefe, din ve başka bazı şeylerin etkileşimi sonucunda veya onların etkisi sonucu şekillenen bir süreç. Ama tabii buna karşılık bilimsel düşünce de paradoksal olarak din ve ilahiyat düşüncesine aykırı bir şey olarak çıkıyor. Yani böyle bir paradoks da var bir tarafta. Yani aslında bilimsel düşünceyi ortaya çıkaran şey hukuk, ilahiyat, din vesaire gibi bir şey ama bu bilimin onlara bir aykırı bir şey olarak çıkmasına sebep oluyor. Bir tarafından da böyle bir boyutu var. Ve nihayet bilimsel dünya görüşü yine bu bakış açısına göre derin anlamda dini ve hukuki bir takım ön kabullere dayanıyor. Yani bizim en bilimsel dediğimiz şeyin bile temelinde bu var. Şimdi bu sosyolojik perspektifi dört değişik açıdan inceleyen ekipler var. Bunlardan bir tanesi bu bilimsel sürecin, yani bilimsel doğa felsefesinden bilime geçiş sürecinin amili olan şey sosyal roldür diyenler var. Yani Joseph Ben David gibi araştırmacılar diyorlar ki sosyal rol denen bir kavram var. Bu sosyal roller oluşmadan bilim adamı, bilim insanı falan gelişmez. Dolayısıyla öncelikle bunların gelişmesidir mesela. Bir başkası diyor ki sosyal normlardır esas olan. Yani bir takım bilimsel faaliyetlerin oluşabilmesi için insanlar arasında bir etik, yani o bilimin nasıl icra edileceğine dair bir etik kodların üretilmesi lazım. Robert Merton'un işte bilim etosu şeyi. Bir üçüncüsü diyor ki bilimsel bilim tarihinin gelişimi ya da bilimsel düşüncenin gelişimi roller ya da normlar olabilir ama esas itibariyle topluluklar ve onların sahip olduğu değerler. Bunu savunan Thomas Kuhn, bilimsel devrimlerin yapısında. Biliyorsunuz Kuhn daha çok bilimsel topluluklar üzerinden bu işin ve onların benimsemiş olduğu değerler sistemi, kabuller üzerinden ki onlara paradigma diyor, oluşur. Dördüncüsü ise bu aslında oldukça modern bir yaklaşım ama önemli potansiyeller içeren de bir yaklaşım. Mukayeseli bilim tarihi çalışmaları. Yani mesela Robert Merton'la başlıyor. 17. asır İngiltere'sinde bilim teknoloji. Mesela onlar şöyle sorular soruyor. Diyorlar ki 15. asır itibariyle Müslümanlar işte trigonometride, astronomide, geometride, fizikte, optikte 17. asırda Avrupa'nın sahip olduğu her şeye sahiplerdi. İşte İbn-i Şatır ve Maraga şeyinde, rasathanesinde astronomi modelleri geliştiren alimlerin modelleriyle Kopernik'in modelleri tıpatıp aynı. Sadece birisi dünya merkezli, diğeri şey. Ama netice itibariyle aynı şeyleri açıklıyorlar. Neden İslam dünyasında 15. yüzyılda bu bilim gelişmedi de bilimsel devrim 17. asırda geç? Bu geçerli bir tartışmadır, anlamlıdır, anlamsızdır ayrı bir şey. Ama ben şey anlamında söylüyorum, yani neyle uğraştıklarını söylemek açısından. Veya bir başkası diyor ki Çin 15. yüzyılda bir süper güçtü. İşte barutu biliyorlardı. Her şeyi biliyorlar. Yani işte pusulayı biliyorlardı. Pek çok kağıdı biliyorlardı. Çok daha önce yazılı matbaayı keşfedebilirlerdi vesaire. Neden bilimsel devrim batıda gelişmedi? Bunlarla alakalı mukayeseli çalışmaları var. Onlar ilgi çekici olabilir. Vakit olmadığı için tabii değinme imkanımız yok. Ama sonuç itibariyle bu mukayeseli tarih çalışmaları, bilim tarihine bu mukayeseli medeniyetler mukayesesi üzerinden bakma olayı oldukça enteresan bir olay. Ve son olarak belki şununla ben kapatmak isteyeyim. Sözlerimi sonlandırayım. Son 2500 yıllık insanlık tarihinde farklı toplumlarda yaşayan insanların katkıları var. Bu bilimin gelişimine. Bir kere bunu kabul etmek zorundayız. Tüm coğrafi, kültürel ve dil bilimsel farklılıklara karşın ülkeler ötesi ve entelektüel sürekliliğe sahip bir etkinlikten söz ediyoruz. Yani sadece belli bir kesimin, belli bir topluluğun, bir kültürün inhisarında olan bir şey değil. Son derece farklılaşan, farklı kesimlerden katkıyla gelişen bir süreç. Üçüncüsü, bilimsel düşünce, din, ilahiyat, hukuk ve felsefe gibi bilim dışı alanlardan oldukça etkilenmiş bir süreç. Bugün için bunlarla herhangi bir ilgisi yokmuş gibi gözüküyor olsa da.
Dördüncüsü, Batı metafizik kabullerinin kanıt ve ispat ve kurallarının, bilimsel görgü ve mukabele kurallarının ve topluluklarca kabul edilen bir bilim ahlakının var olduğunu görüyoruz. Yani bunlar olmaksızın bilimin gelişme imkanı yok. Bu her zaman için böyle. Yani ben bir deneyi nasıl yapıyorsam sizin de kendi laboratuvarınızda öyle yapmanız, yayın yaparken belli kurallara uymamız vesaire. Yani bir etos oluşturmadan bir yöntem konusunda ölçme, biçme, değerlendirme, istatistik vesaire bunlar oluşmadan bizim, çünkü bilim sonuçta kolektif bir faaliyet, bunu yapma imkanımız yok. Dolayısıyla normlar önemli. Dolayısıyla ve de tabii en önemlisi bilim dediğimiz şey, bilimsel düşünce dediğimiz şey medeniyetler arası bir girişim. Geçmişte kalan ile bugün var olan arasında dinamik bir etkileşim ve bugün de böyle, bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Çok teşekkür ederim. Bana ayrılan süreyi tamamladığımı düşünüyorum.